Arkadaşlar merhabalar. 24 saatlik bir ayrılıktan sonra tekrar beraberiz. Şu an inceleme konumuz Tire hissesi. Bir de şu var. Sizin isteklerinizi ben not alıyorum arkadaşlar. Hepsi burada var zaten ama bir bakıyorum. 2 hafta önce analizini yapmışım zaten. O hisselere bakın arkadaşlar, kanalda arama yapın. Mutlaka eski videolarının da faydasını görürsünüz. Onlar da günceleri sıkıntı çıkarmaz arkadaşlar. Bunları dedikten sonra bir de şunu söylemek istiyorum. Şu an endekste, bu piyasada, borsada hisse işlemleri alıp satan ve yatırım yapan yatırımcıların çoğunun ben mutsuz olduğunu düşünüyorum. Çoğu insanın yüzünü güldüğünü pek düşünmüyorum. Çok istisnalar hariç altını çiziyorum. Çünkü niye arkadaşlar? Maalesef ki endeks çok kötü. Bir bakıyorsunuz ki hisseniz %5, %6, %7 yapmış, pozitif yapmış. Bir bakıyorsunuz hisseniz tekrar eksi 3'leri, eksi 4'lerde kapatmış. Gün içinde %10'luk farktan daha fazla bir fark yapmış. Bu gibi durumda ne yapabilirsiniz? Bu gibi durumda şunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Hisseye gönül bağlılığı kurmayınız. Gönül bağlılığı kurarsanız hata yaparsınız. Hisseleri size para kazandıracak bir yatırım araçları olarak görmeniz lazım. Uzun vadeli yatırımlar için alıp korsunuz ayrı, ona istisna, ona bir şey demiyorum. Ama uzun vadeli yatırımlarda da şu an örnek bu hissede olduğu için söylemek istiyorum. Diplerden temin etmişsinizdir. Hissede böyle sert hareketleri vardır. Destek ve direnç aralığında ne yapar bu sert hareketlerde? Örnek veriyorum. Aşağıdan diplerde maliyetiniz var. Güzel maliyetiniz var. Güzel yerde. Ne yaptı? Şu an bu hareketiyle %40 kaybettirdi size. Uzun vade düşünüyorsunuz. Bu hisseyi sadece örnek olarak söylüyorum. İşte bu gibi durumlarda arkadaşlar ne yaparsınız? Elinizdeki nakitlerle buradaki düşüş değil de kâra geçirebilmek, kâr elde etmek için ne yaparsınız? Bu destek noktalarında alım yaparsınız. Çok yüklü değil ama. Dirençlerde satarsınız. Bu işlemlerde de bakın, şu gel git işlemlerinde de para kazanırsınız. Ve paranızı artırırsınız. En azından buradaki kaybınızı bekleme, hani hisse bir müddet bekler ya start vermeden önce. İşte buradaki bekleme süresindeki kayıpınızı kapatırsınız, kâra geçersiniz. Olay budur. Şu an tahtanın yaptığı gibi. Bu hisse özellikle Tire'yi sormuştunuz bana. Arkadaşlar Tire hissesi biraz sıkıntılı. Şöyle ki, hocam bu hisse karlı. Tamam, sıkıntı yok arkadaşlar. Karlı, lot sayısı birazcık fazla ama karlı bir hisse, sıkıntı yok. Ama şu var. Bu hisse karlı da hisseyi çıkardıkları zaman bakın uçuruyorlar, çıkarıyorlar. İndirdikleri zaman da paraşütsüz indiriyorlar aşağı. Yani satma fırsatı dahi bakın. Satma fırsatı bile bırakmıyorlar. Ne yapmışlar en son bakın. Şu düşüşten sonra startı burada verecekler aşağı. İşleme operasyonu burada başlamışlar. Hisseyi çok kısa sürede 6,61 kat, 6,60 kattan fazla yükseltmişler. Ne kadarlık süre zarfında? Nisan'ın sonu, Ocak. 6-7 aylık bir süre zarfında hisseyi çıkarıyorlar arkadaşlar. Ve ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Şunu yapıyorlar. %70'ten fazla kaybettiriyorlar. Direkt aşağı getiriyorlar. Bu böyle bir hisse. Tire hissesiyle ilgili özellikle bunu söylemem lazım. Elinizde kesinlikle nakitsiz, kesinlikle bu hissede sıkıntı oluşturur. Oluşturur. Şu anda hisse aşağı geliyor arkadaşlar. Ha, endeksi kötü ya. Aşağı geliyor, tepki alımları yapıyor. Yukarı çıkıyor, tepki alımları yapıyor. Aşağı tekrar iniyor. Bu hissede gözlenen hareketleri bu ama hocam hisse ucuz mu? Hisse ucuz değil arkadaşlar. Niye ucuz değil? Hissenin şu an maksimum, o da maksimum yaptırırlarsa yukarıda %50'ye yakın var. %50'si var. Burası da çok iyi koşullarda gerçekleşecek rakama yüzde işte 1,5, şu andaki rakamına göre 1,5 katlama potansiyeli var. Aşağıda da yerleri, daha kötü yerleri var. Kötü yerleri var. Var. Yani hemen hemen aşağısı ile yukarısı birbirine yakın gibi. %50'si var arkadaşlar. Ama işte bu %50 yapabilmesi için de endeks koşullarının iyi olması lazım. Bu ise de böyle sert verecekleri zaman, yukarı çıkaracakları zaman iyi bir düşürüyorlar. Ondan sonra çıkarıyorlar. Ne yaparsınız? Hissede sert düşüş görürseniz, bakın bu hissede çok sert düşüşler görürseniz ve bu düşüşler de aynen burada olduğu gibi devamlı olursa aşağıdaki destek noktalarını teker teker kontrol etmeniz lazım. Yani burada katılıyorum varsa bunu söylerdim mesela, gelebileceği noktalara. Çünkü arkadaşlar ben hisse analizi yapmadığım günlerde de ben onlarla sıkı çalışıyorum. Hani ortalaması katıl değerleri yüksek olan üyelerimin özellikle. Katıl 5 liradan katıl üyelerime de, onlara da bakın arkadaşlar yüzlerce analiz olsa dahi onlara da analiz sırasında birinciliği tanıyorum. En öne alıyorum onları da. Öyle bir avantajları var ama diğerleriyle ilgili de özel çalışma yapıyoruz biz. Çünkü ben üyelerime söylüyorum arkadaşlar, bugün hatta gene söyledim, artık yapmaya başladılar. Daha önceki fırsatları kaçırıyorlardı.
Şu an ne yaptı? İki taban aldı. Çok şükür yukarıdaki, bak yukarıdaki noktalarda söylüyorum. Satış yiyebileceği noktaları söylüyorum. Sizle çalışamıyoruz ama onlarla sıkı sıkı çalışıyoruz arkadaşlar. Ha, bu ise gibi düşünün. Aşağıdan destek tepki alımları gelecek noktayı söylüyorum. Yukarıda da satış yiyebileceği, artık orada satış yiyebilir, bak geri gelebilir noktalarını söylüyorum. İyi de kazanıyorlar çok şükür onlar da. Kazanmasalar zaten bizi takip etmezler. Bırakırlar zaten arkadaşlar. Öyle bir durum var. Biz onlarla çalışma yapıyoruz sıkı şekilde. Siz de maalesef hisse sırası geldiği zaman. Hocam çok uzattınız. Aslında bu dediklerimiz önemli arkadaşlar. Bakın sizin yaptığınız hatalar, bu hisseye gönül bağlı bağlanıyorsunuz ya. Aşağıdan dipten maliyetiniz olsa bile hissedin, bu gelgitlerinde para kaybediyorsunuz. Para kaybetmeseniz çıksa bile zaman kaybediyorsunuz. O zamanı da işte para kaybını da telafi etmenin tek yolu eldeki nakitlerinizle bu gibi hareketlerde aşağıdaki, hani geliyor ise getiriyorlar arkadaşlar. Bu hisse de örnek veriyorum. Getiriyorlar. %30'a kadar getiriyorlar. %25'e kadar getiriyor. İşte getirdiğin artık tepki alımı geleceği noktalar bellidir. Oradan destek attığınız zaman haftalar içinde de %30 kazanırsınız. Hiç kaybınız olmaz. Paranız habire artar. Özellikle bu hissede bu teknik çok önemlidir. Bu hissede sadece birkaç kere tekrarladım ama çok önemli. Özellikle bu hisse için geçerli. Sert düşüşler, aşağı doğru devamlı düşüşler görürseniz bir iki hisseyi çok yükseltecekler. Nakitle bekleyin. Ama her yerde de destek atarsanız parayı bitirirsiniz. Çünkü bu ise %20, %30, o civarlarda bir aşağı yöneliş başlatıyor. Çok yükseldiyse daha fazla yapıyor. Şunu yapıyor arkadaşlar, bakın ya. Öyle bir hareket yapmış ki, bakın şu harekete bakar mısınız? Hisseyi yükseltiyor. Çok güzel. Bak düşürmüşler, tekrar yükseltmişler. Neredeyse 1.30, 1.5 kat yükseltmişler. Sonra bir düşürmüşler. Aldığınız fiyatın daha da beterini getirmişler. Beterini yapmışlar ya. Aldığınız fiyatını daha altına getirmişler. O yüzden dolayı da bu hisse teknik analizi çok iyi ihtiyaç duyulan ve çok iyi takip gereken ve elde nakitsiz kesinlikle oynanmayacak bir hisse. Oynanmayacak diyor. Hocam bu yatırım aracı. Arkadaşlar ben şu an gördüğüm zaman ben burada oyun görüyorum ya. Yatırım amenna, sıkıntı yok da şu oyun arkadaşlar bunlar. Benim gözümde bu oyun. Yatırım nedir biliyor musun? Ben size grafiklerde söylüyorum arkadaşlar. Bakın yatırım şudur. Yatırım hissesi var, oyun hissesi var. Benim bu gördüğüm oyun hissesi. Yatırım hissesi aynen bu kanalda, düz kanalda gider. Standart kanalı vardır hissenin. Karlı bir hissedir. Yatırımcısına temettü verir. Bedelsiz verir. Hisse bu kanalda sürekli sürekli gider arkadaşlar. Bakın kanalı bozmaz. Yukarı çıkar, aşağı iner. Bu hareketleri yapar. Sonra uzunca bir süre böyle vakit geçirdikten sonra 7 yıl, 8 yıl sonra ne yaparlar? Dibe getirirler. Bir start verirler. 7'ye, 8'e, 9'a katlarlar. Orada da tekrardan yataya sararlar. Yatırım hissesi budur. Hangi hisse olduğunu siz daha iyi biliyorsunuz. Ben diyorum ya, grafikleri arkadaşlar, bu hissenin grafikleri güzel. Beğendiğim grafikler dediğim hisseler vardır analiz yaparken. İşte onlar yatırım hissedir. Bu da oyun hissesi bana göre arkadaşlar. Ama ben oyunu yaparım yani. Oyun benim işim zaten. Kazanırım bu hissede de Allah'ın izniyle. Sıkıntı olacak bir durum değil ama grafik bilginiz iyi değilse kayıplarınız çok fazla olur. Çok fazla olur bu hissede. Takipçilerim sormuş ama şu andaki yeri de çok da ucuz değil. Altını çiziyorum. Çok da ucuz değil. Hisse de bu hareketleri beklemen lazım. Bunları dedikten sonra destek ve direnç noktaları verelim. Şimdi fokuslanacağız arkadaşlar. Asıl şu küçük alana. Çok uzattım arkadaşlar. Farkındayım da size de muhabbet etmek istiyorum. Yani burada destek şu, direnç şu dediğim zaman emin ol, o hisseden, o analizden pek zevk almıyorum. Ha siz de belki burada kendi hatalarınızı görüyorsunuz, duyuyorsunuz. Ah şunu yapmayın falan diyorsunuz. En azından oradan bir bilgi almanız bile, onu ileriki yatırımlarınızda kullanmanız bile sizin için faydalı olacağını düşündüğüm için bu tarz konuşmalar yapabiliyorum. Hisse analizini biraz dışına çıkıyorum ama genel olarak analizden bahsediyorum arkadaşlar. Hakkınızı helal edin, zamanınızı alıyorum. Ama anlatmasam da olmuyor ya, içimde kalınca da olmuyor. Bakın şu andaki durum ne? Şu andaki durum şu arkadaşlar. Destekli şu hemen desteğinin yukarısında. Desteğinin yukarısında iyi mi? İyi bir şey bu. İyi bir şey. Desteğin yukarısında ne demektir? Yukarıdaki dirençte ne kadar en azından çıkma ihtimali var ama endeks kötü. Endeks kötü ne demek oluyor? Aşağı gelebilir. Endeks kötü arkadaşlar. Bazı ise dibine geliyor ya hisseler. Çok güçlü dirençlerine geliyorlar. Sonra tekrar aşağı geliyorlar. Destek noktaları en güçlü desteklerine kadar getiriyorlar hisseyi. Şimdi bu hissede ne var? Bir, şu var arkadaşlar. Yaklaşık olarak %4 8.61 noktasında bir direnç noktası var. 8.61'de bir direnç noktası var. Bir kere orayı kırması lazım. 1. 8.61 kırılırsa bu ise biraz tehlikeli arkadaşlar. Dikkatli olun derim ya. Bu ise tehlikeli. 9.54.
İyi bilmiyorsanız bu işi, nakitiniz çok fazla yoksa çok tehlikeli. Haberiniz olsun. 954 yatırım istatistikleri o tarz ise ben takipçilerime söylüyorum yani en azından daha uzun vadede kesinlikle sıkıntı çıkarmaz hisseler. Endeks kötü olsa bunu getirirler ama o hisselerde çok fazla düşünmezler o yatırım hisselerinde. 10.71 buralar gelirse çok sıkı takip etmeniz lazım. Bu iyi senaryo arkadaşlar. İyi senaryo da bu. Kötü senaryo buradaki destek zaten hemen desteğinde kaldığı için desteği aynı yerini vermek istemiyorum. Desteği kırılırsa yani eksi olursa hisse desteğini kırmış demektir. Bilginiz olsun. Çünkü desteğinde ya zaten. Desteğinin az yukarısında zaten. 7.52. Canınızı sıkmayın arkadaşlar ya. Yeter ki sağlık olsun. Nakitiniz olsun. İstediğim stratejileri yaparsanız kazandığınızı görürsünüz. Ama ben çok iyi biliyorum bu işten anlıyorum. Bak kazanıyorum falan diye öyle kendinize güvenirseniz çok teknik analize çok dikkat etmezseniz ters bir yerden alırsınız. Bir yıl boyunca elde ettiğiniz bütün karı verirsiniz. Bilginiz olsun. Bir de dönecek dönecek dersiniz. Size de dönmez. Aman dikkat edin ya. Aşağıda ne var? 6.85. Bu hissede dip diye bir şey yok arkadaşlar. Altını çiziyorum. De güçlü destek noktaları var da dip diye bir şey yok bu hissede. Getirdikleri zaman getiriyorlar. Bu hisseyi alıp satanlar çok iyi bilir. Onlara söylemem bile gerek yok zaten. 6.50'si var. Ben bunları da vereyim. Yazayım daha doğrusu. Siz de artık kendinize göre notunuzu alın. Başka hisseye geçelim. 8. 61'i var. Kırmaz halinde. 9.54'ü var. 9.54'ü var. Ve 10.71'i var. Aşağıdaki destek noktaları 7.52. 6.85 ve 6.50'si var. Evet, bunları verdim arkadaşlar. Hissede dikkatli olmanızı, özellikle bu hissede çok dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Farklı bir hissede, farklı bir analizde görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.